Maç öncesi rakiplerimiz puan almıştı. Biz de kazanmak istiyorduk, puan farkını açmak. Fakat bugün çok istediğimiz gibi oynadığımızı düşünmüyorum. İstatistiklerimiz de kötü. Ama beraberlik de bizim için önemliydi. Bugün ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı biraz daha baskı yedik. Fakat oyuncularımın isteği, arzusu, coşkusu bugün iyiydi. Bir puan dediğim gibi bizim için önemliydi. Biraz Umut'un sakatlığı, Sergen'in ilk maçı olması, Sergio'nun da ilk maçı olması biraz oyun dengemizi bozdu ama dediğim gibi puan puandır. Oyun olarak çok iyi şeyler yapmadık. Savunmayı iyi yaptık, savunma kısmını. Fakat hücum kısmında eksiklerimiz vardı. Rakibin istediği gibi de oynamadık. Çünkü baskıyla iyi çıkan bir takımdı. Daha çok biraz uzun toplara döndü. Hava toplarında Umut inanılmaz bugün kazanımlar sağladı bize. Ama dediğim gibi savunmada iyiydik. Ama ucumda bugün etkisizlik biraz. Bizim için puan puandır. Yenilmemek de bugün önemliydi. Hocam şimdi diğer takım kadroları baktığımızda sizin kadro kalitesi, kullandığınız maliyeti, rotasyon darlığı, diğer takımlar oranında belki de üçte bir fiyatında kullanan bir kadro. Ama Giresunspor bu sezon artık bitmek herhalde bu saatten sonra puan farkı avantajımız var. Bu başarıyı nasıl sağlıyorsunuz? Yani şu kadro normalde birinci kadrosu gibi gözüküyor. Sezon başı kurduğum kadrodan şu an 6 tane yabancı yok. Yani benim 8 tane yabancım var şu an. Kural hatası yapma şansım yok. Zaten öyle bir şeyim yok. Oyuncularımız biraz süre bulamasından, biraz da maddi problemlerden dolayı ayrılmak istediler. Onların düşüncesiydi ama biz geride kalan oyuncularımızla devam ediyoruz. Onlar inanılmaz şekilde, onları da aratmıyorlar. Biraz da oyuncu değişikliklerinde sıkıntı yaşıyoruz ama alternatif oyuncular. Mesela bugün hiç defans oyuncum yoktu. 2 tane defans oyuncum vardı. İlerleyen haftalarda biraz sıkıntıya gireceğiz ama inşallah cezalı duruma düşmeyiz, sakatlık vermeyiz. Biz kurulduğumuz kadroyu kurduğumdan itibaren takım birlikleriyle önem verdik. Bu bizim için önemliydi. Arkadaşlık çok önemliydi. İnanın bizim puanımız yokken bile aynı neşe, aynı idmanları yapıyorduk. Ama söylediğim gibi zorluklara rağmen oyuncularım buraya kadar bizi getirdiler. İnşallah ligin sonunda da hayırlı bir şekilde bitireceğiz. Hocam da ilk 55-60 dakika çok iyi olmamasına rağmen ben doğru bir oyun yaradığımızı düşünüyorum. Ama 60'tan sonra bir baskı yediğimiz doğru. Bunda bugün sakatlama çıkmasının etkisinin olduğunu düşünüyorum. Burada rakibin de biraz etkisi var kadro kalitesi olarak. Yani biz şu an eşit şekilde değil. Tabii ki geniş bir kadroya sahipler. Giren oyuncular biraz daha topu iyi kullanan oyunculardı. Orada biraz sıkıntı çektik. Dediğim gibi bir de kolay değil. Oyuncumuz şu anki bizim durumumuz. Stres de var. Puan bugün çok önemliydi. Oyuncularıma maçtan önce söylemiştim. Bugün savunmamız bize bir puan kazandıracak. Fakat İyi hücum yapamadık. Hücum yapsaydık da maçı kazanabilirdik. Seyircimizin önünde kazanmak istiyorduk. Onlar da inanılmaz bir şekilde bugün doldurdular. Onlara da teşekkür ediyorum. Müthiş desteklediler bizi. Galip gelmek isterdik ama bir puan da onları mutlu etti diyebilirim herhalde. Hocam öncelikle bir puan ve özellikle ilk yarıdaki oyun için tebrik ederim. Rakip 9 korner kullandı. Bir o kadar da ceza sahası etrafından duran top kullandı. Ve bunları neredeyse hatasız bir şekilde savundu. Biliyorsunuz malum hafta içi diğer ayrıldı yerine Sergen bugün sağlıklı. Hem Sergen'in performansını hem de genel olarak bu duran topları karşılamamızdaki durumu değerlendirirseniz. Duran toplarda rakibimizin etkili olacağını biliyorduk zaten. Çalışmalarımızı da yapmıştık. Ama kornerlerde herhalde 3'er tane kullandılar. Üst üste bayağı ilk yarıda bayağı bir hani o konuda biraz sıkıntı çektik. Çalışmalarımızı yapmıştık duran toplar konusunda. Etkililerdi. Bizde bu konularda biraz zaafımız vardı ama son zamanlarda
son maçta da attık zaten duran topta. Sergen'in performansı, Sergen'i en son Galatasaray maçında ilk 11 oynatmıştım. Orada galip gelmiştik. Fakat Diara iyi oynadığı için çok fazla şans bulamamıştı. Bugün biraz uzun süre oynamamanın verdiği bir tedirginlik vardı. Ama inanıyorum ki bundan sonraki performansı önümüzdeki hafta çok daha iyi olacak. Ben geçen sene ona çok güvenmiştim, oynatmıştım. Kadromda da tuttum zaten. İnşallah dediğim gibi biraz panik, biraz stresliydi ama inşallah önümüzdeki maç daha iyi olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sen.